Verilen canlılarla ilgili hangi ifadelerin doğru olduğu istenmektedir? Arkadaşlar, X canlısında klorofil bulunmakta ve ışığı kullanarak karbondioksit özümlemesi yapmaktadır. Dolayısıyla X canlısı fotosentetik bir canlı olmalıdır. Ancak X canlısı fotosenteze hidrojen ve elektron kaynağı olarak arkadaşlar hidrojen sülfürü kullanmıştır. Y canlısı ise hidrojen sülfürü oksitlemekte ve açığa çıkan enerjiyi kullanmaktadır. Dolayısıyla Y canlısı ise kemosentetik bir canlı olmalıdır. Bildiğiniz gibi kemosentezi sadece bazı prokaryotlar yapabilir. Fotosenteze hidrojen sülfür kullanan bir canlıda kesinlikle prokaryot bir canlı olacaktır. Kükürt bakterisidir. Buna göre X canlısı fotosentetik, Y canlısı kemosentetiktir ifadesi doğru olmalıdır. X canlısı hidrojen sülfürü enerji kaynağı olarak kullanır ifadesi yanlıştır. Enerji kaynağı olarak hidrojen sülfürü Y canlısı kullanmaktadır. Y canlısı hidrojen sülfürü hidrojen kaynağı olarak kullanır ifadesi yanlıştır. Tam tersine hidrojen sülfürü hidrojen kaynağı olarak X canlısı kullanmaktadır. Hem X hem Y reaksiyonları sitoplazmada gerçekleştirir ifadesi doğrudur. İki canlı da prokaryottur ve fotosentez, kemosentez olayları sitoplazmada gerçekleşmektedir. Sorumuzun doğru yanıtı B seçeneğidir. Farklı canlılarda gerçekleşen fotosentez tepkimelerinde hangilerini farklılık gösterebileceği istemektedir. Arkadaşlar, fotosentez tepkimeleri karbondioksit artı su, besin artı oksijen olabileceği gibi karbondioksit artı hidrojen sülfür, besin artı kükürt şeklinde de yazılabilir. Buna göre atmosfere verilen yan ürünler, eğer su kullanılıyorsa oksijen, hidrojen sülfür kullanılıyorsa kükürt olacak, yani değişebilecektir. Tüm fotosentez tepkimelerinde karbon kaynağı arkadaşlar karbondioksittir, farklılık göstermeyecektir. Işığın emiliminde görev alan pigment klorofildir, ancak bulunduğu hücre yapısı ökaryot canlılarda, örneğin bitkilerde kloroplastın granası iken prokaryot canlılarda sitoplazma veya zar kıvrımları olabilir, yani farklı bir yerde bulunabilir. Besin sentezi sırasında tüketilen hidrojen kaynağı su veya hidrojen sülfür olabilir, yani farklılık gösterebilir. O halde sorumuzun doğru yanıtı E seçeneği olacaktır. Basamaklarda gerçekleşen olaylarla ilgili hangi eşleştirmelerin doğru olduğu istenmektedir? Arkadaşlar, karbondioksit oksijenli solunum tepkimelerinde piruvattan asetil CoA'ya dönüşürken, yani piruvatın oksidasyonunda ve Krebs çemberinde görülmektedir. 2-3 olacağı için birinci eşleştirme yanlış yapılmıştır. Oksijen sadece elektron taşıma sistemi evresinde tüketilir. Son elektron alıcısıdır. 3 olmayacağı için ikinci eşleştirmede yanlış verilmiştir. ATP tüketimi arkadaşlar sadece glikolizde, yani 1 ile gösterilen olayda gerçekleşir. 3. eşleştirme doğrudur. FAD'ın indirgendiği, yani FADH2'nin üretildiği yerde arkadaşlar sadece Krebs çemberi, yani 3 olmalıdır. Bu nedenle arkadaşlar sorumuzun doğru yanıtı D seçeneğidir. İnsan vücudunda hangilerinin son elektron alıcısı olarak görev yapabileceği istenmektedir? Arkadaşlar, insanlarda enerji üretim olayları, yani solunum tepkimelerinde bildiğiniz gibi oksijenli solunum tepkimeleri yapılabilir. Bir de kaslarımızda laktik asit fermentasyonu reaksiyonları yapılabilir. Bunun dışında insanlarda etil alkol fermentasyonu gerçekleştirilemez.
Oksijenli solunum reaksiyonlarında son elektron alıcısı oksijen. Laktik asit fermentasyonunda ise arkadaşlar son elektron alıcısı piruvattır. Buna göre NAD son elektron alıcısı olarak görev yapmaz. Oksijen, oksijenli solunumun son elektron alıcısı. Pirüvik asit yani piruvat ise laktik asit fermentasyonunun son elektron alıcısıdır. Etil alkol insanlarda üretilen bir ürün değildir arkadaşlar. Sorumuzun doğru yanıtı D seçeneği olmalıdır. Verilen fermentasyon reaksiyonlarıyla ilgili hangi yorumların yapılabileceği istemektedir? Arkadaşlar şekilde etil alkol fermentasyonunun glikoliz ve son ürün evresi aşamaları gösterilmiştir. Birinci ölçüde verilen son ürün evresinde açığa çıkan etil alkol belirli bir değerin üzerinde zehir etkisi gösterir yorumu yapılabilecektir. Arkadaşlar etil alkolün özellikle %18'lik bir değerin üzerine çıkması hücreye zarar vermektedir. Glikozun piruvata dönüşümü endergonik, piruvatın etil alkole dönüşümü egzergonik özellik gösterir ifadesi yanlıştır. Arkadaşlar glikozun piruvata dönüşümünde ATP üretildiği için egzergonik. Piruvattan etil alkol oluşumu sırasında ATP üretimi veya tüketimi yapılmamıştır. Bu nedenle egzergonik olay olarak tanımlanamaz. Glikozun yapısındaki enerjinin bir bölümü etil alkolde kaldığından enerji verimi oksijenli solunuma göre daha düşüktür ifadesi doğru olacaktır. Arkadaşlar piruvat en küçük bileşenlerine kadar parçalanmamıştır. Etil alkol C2 H5 OH'tır. Oksijenin solunumunda arkadaşlar piruvat en son karbondioksite kadar parçalanmaktadır. Dolayısıyla parçalanma tamdır. Burada ise parçalanma tam değildir. Henüz etil alkolün atomlar arasında saklı enerji vardır. Bu nedenle verimi daha düşük olacaktır. Başlangıçta ATP tüketimi yapılmasının nedeni kararlı glikoz molekülünü solunum reaksiyonlarına katılacak kadar kararsız hale getirmektir ifadesi doğrudur. Arkadaşlar tepkimelerde amaç ATP üretmektir. Ancak glikoz kararlı bir moleküldür. Glikozun parçalanmasını kolaylaştırmak yani glikozu aktifleştirmek için başlangıçta ATP tüketilmelidir. ATP tüketilmesiyle kararsız hale gelen glikoz parçalanacak ve tüketime göre daha çok ATP üretimi gerçekleşecektir. O halde sorumuzun doğru yanıtı E seçeneğidir. Verilen düzenleme sistemi ile ilgili hangi ifadelerin söylenebileceği istenmektedir? Birinci öncüde verilen fosfofrüktokinaz enziminin inhibe edilmesinde hidrojen taşıyıcı koenzimlerin indirgenmesi etkili olur ifadesi yanlıştır. Hidrojen taşıyıcı koenzimler indirgenince NADH ve FADH2 oluşur. Şemaya baktığımızda arkadaşlar fosfofrüktokinazın inhibe edilmesinde Krebs çemberinde üretilen sitrat ve reaksiyonlar sırasında üretilen ATP'nin etkili olduğu, bu süreçte koenzimlerin etkisinin olmadığı anlaşılmaktadır. Oksijenin solunumun bazı evrelerinde açığa çıkan ürünler enzimlerin etkinliğinin düzenlenmesinde rol alır ifadesi doğru olacaktır arkadaşlar. Örneğin Krebs çemberinde oluşan sitrat fosfofrüktokinaz enzimini inhibe etmektedir. Fosfofrüktokinaz enziminin inhibe edilmesi devamındaki tepkimelerin de durmasına neden olur yorumu yine yapılabilir. Arkadaşlar bu enzimin çalışmaması durumunda fruktoz 1,6 bifosfat üretilemeyecek. Dolayısıyla piruvat oluşamayacak ve diğer tepkimeler gerçekleşemeyecektir. Hücredeki ATP miktarının
artışı, oksijenin solunumun yavaşlamasına neden olabilir ifadesi de yapılabilecek bir yorumdur. Arkadaşlar, inhibe edici moleküllere baktığımızda sitratın veya ATP'nin gösterildiği anlaşılmaktadır. ATP'nin reaksiyonlarda üretilmesi inhibe edici bir etki göstermekte, enzimi baskılamakta, tepkimeler yavaşlamaktadır. Sorumuzun doğru yanıtı D seçeneği olacaktır.